Başkanımızın bu güzel vefa anıtında ona eşlik etmek istedim. Zaten hem Tabipler Odası Başkan Vekilimiz gerekenleri söyledi. Bülent Başkanımız keza izah etti. Yine hekim olan ve her daim işbirliğiyle özellikle sağlıkçılar konusunda alacağımız kararlarda bize büyük yardımları dokunan il başkanımız ve de burada bu anı gerçekten anlamlı hale getiren kıymetli milletvekillerimiz, Küçükçekmece Belediye Başkanımız ve bütün herkesi burada sevgiyle, saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Sağlıkçılarımızın nasıl zor bir görev yaptığını bizzat yaşadım. Covid'i yaşadığım için yaşadım. Onlarla bir arada mücadele verdim, onları dinledim. Daha da içten hissettim. Allah bütün sağlıkçılarımızı korusun. Onlara gerçekten dayanma gücü versin. Çok dayanıklılar biliyorum ve gerçekten muazzam fedakar işlerine sadıklar. Bu inanılmaz bir eğitim altyapısı olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda özellikle Cumhuriyet döneminin tıp ilmine kattığı değerli eğitimcilerin ortaya koydukları ürünler, ortaya koydukları o güzel insanlar olduklarını düşünüyorum. Yanı sıra hemşiresi, sağlıkçısı, temizlikçisi, o bütün ruh aslında o alana yayılmış durumda. Muazzam bir şey. Tabii ki büyük bir mücadele veriyoruz, Covid mücadelesi. Bunun bugün daha anlamlı hale gelmesi için mümkün olduğu kadar bu törenleri bugünden sonra yapmamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bu anlamda tedbirler aldık. Yani bu hafta sonu itibariyle hükümetimizin açıkladığı tedbirler uygulanacak. Ama biz de bugünden sonra inşallah bu tarz törenleri ya da buluşmaları yapmamakla da aslında bir araya gelişleri engellememiz lazım. Zira Tabipler Odamızın ifade ettiği gibi biz de ısrarla tekrar ediyoruz ki süreç çok ağır ağır gidiyor. Ne yazık ki kayıplarımız var. Ne yazık ki hasta sayısı çok yüksek. Dolayısıyla bu kentin gerçek anlamda bizim bilim danışma kurulumuzun ifadesine göre 3 hafta bir kapanmanın şart olduğunu, ardından da kademeli bir şekilde toplumun tekrar hayata dönüşünün sağlanması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Buradan ifade etmek isterim ki bu karar geciktikçe süreç büyüyor. Bunu yaparsak gerçek anlamda bu anıt gibi vefamızı, sağlıkçılara olan katkımızı daha anlamlı şekilde göstermiş oluruz. Tabii ki biz hükümetimizden bu kararları bekliyoruz. Bu konuda bu dönemlerde kesinlikle ve kesinlikle bunun yerine gelmesi şarttır. Bir belediye başkanının kapanma kararı alalım demesi kolay bir şey değildir. Ama bunu demekle mesulüm. Bu anlamda beklentimiz ve temennimiz bu. Lütfen kurallara uyalım, sağlıkçılara yardımcı olalım. Onların önlerini, yollarını açalım, onlara katkı sunalım, haklarını koruyalım. Biz de bu anlamda yanlarındayız. Umarım bu süreç iyi şekilde işler ve sonucuna ereriz. Son olarak şunu söyleyip sözlerimi bitirmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka her birey kendi karantina sürecini işletmeli. Ailesinde, çevresinde, işinde, gücünde. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar bütün hayatını kaybeden sağlıkçılarımıza rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ve bütün sağlıkçılarımıza da bundan sonra başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun, var olun.